Merhabalar, yeni videoyla yine karşınızdayım. Nasılsınız? Arkadaşlar, bugün sizlerle Polonya'da hangi bölümler daha avantajlı? Buraya gelecekseniz hangi bölümlerde okursanız sizin için ileride daha avantajlı olabilir? Çünkü eğer siz buraya okumaya gelirseniz arkadaşlar, zaten ya üniversite yüksek lisans büyük ihtimal burada kalacaksınız, %80'iniz veya %20'siniz, geri %20'niz geri dönecek. Zaten üniversite okumaya gelenler büyük ihtimal lehçe öğreneceğinden dolayı, lehçe okuyacağından dolayı büyük ihtimal burada kalacaklar. Ve ondan dolayı ben de gerçekten çok büyük potansiyel ve çok kişi gerçekten buraya üniversite okumaya, yüksek lisans okumaya gelmek istediklerinden dolayı hangi bölümler avantajlı ve burada üniversiteyi bitirdikten sonra kesin %100 nasıl iş bulursunuz ve maaşları ortalama ne kadar, onlar hakkında konuşayım dedim. İsterseniz başlayalım, haydi. Neyse arkadaşlar, birinci en önemli diyebileceğim, kendi tecrübelerime dayanarak, finans. Burada finans merkezi kurulmuş durumda ve sürekli finans merkezi kuruluyor. Krakow, Wrocław, Poznan, Varşova, burada Varşova'da Mordor var. Mordor diyorlar, yani gökdelenler, iş merkezlerinin bulunduğu yerler. Genelde dünyadaki tüm büyük şirketlerin finans merkezleri burada arkadaşlar. Türkiye'de de finans merkezleri kuruldu. Mesela İstanbul'da büyük finans merkezi kuruldu arkadaşlar. Ama gerçekten şu an Türkiye dahil, Orta Asya'daki ya da Amerika veya Avrupa'nın diğer şehirlerindeki büyük şirketler finans merkezlerini buraya taşıyorlar, Polonya'ya. Çünkü durum, para, pahalılık, gerçekten Polonya hem iş bakımından hem işçi bakımından, vergiler bakımından daha düşük olduğundan da Türkiye'den bile daha düşük. Tüm merkezlerini Polonya'ya çekiyorlar. Ondan dolayı finans üzerine kesinlikle okumanızı tercih ederim. Yani edin arkadaşlar. Finans, muhasebe, yani bu finans bayağı bir ana aşağı dallara ayrılıyor ama gerçekten finans bölümünden mezun olursanız iş bulma oranınız %1 milyon. Ha, ileride maaş fiyatlarını, maaşlar nasıl olur arkadaşlar? Burada maaşlar şehirden şehire göre değişiyor. Kesinlikle zaten master yapmalısınız. Master'sız iş bulamazsınız. Bunu eğer buraya gelip okul okuyacaksanız baştan bunu planlama yaparken master da planlayın. Yoksa üniversiteyi ben mezun oldum Türkiye'deki bir iş bulurum, öyle bir şey yok. Master'ınız yoksa iş bulma oranınız hep %99 sıfır. Arkadaşlar genelde burada ortalama, benim eşim de finans bitirdi. UMCS Üniversitesi'nde, Lublin'de arkadaşlar, şu an Varşova'da ikimiz de çalışıyoruz. Ben muhasebe değilim, ben makine mühendisliği bitirdim, mühendis olarak çalışıyorum arkadaşlar. Genelde normalde brüt burada yazıldığına göre 3000-4000 zloty arasında brütte başlanılabiliyor, şehrinden şehrine göre değişiyor ki uzman veya daha yüksek pozisyonlara çıktığınızda 12.000-22.000 brüt, yani bunlar 40-50 yaşından bahsediyorum arkadaşlar, kadar çıkabiliyor. Dediğim gibi finans kesinlikle okumanızı tercih ederim. O kadar çok finansla ilgili şeyler var ki, yani ben zamanında işlere başvurunca bile ben muhasebe bitirmemiş olmama rağmen beni almışlardı muhasebe bölümüne. Gerçekten eğer hatta lehçe bile bilmiyorsanız, İngilizce biliyorsanız bile kesinlikle iş bulma oranınız çok yüksek. Finans kesinlikle birinci sırada. Arkadaşlar ikincisi bilişim. Bu IT, programlama, bilgisayar mühendisliği üzerine kesinlikle okursanız iş bulma oranınız %1 milyon. İngilizce bilmeniz yeterli. Lehçe bilmenize gerek yok. Bilseniz tabii daha iyi olur ama İngilizce biliyorsanız kesinlikle IT, software engineering, bu bilişim alanlarında, yazılım üzerine kesinlikle iş rekabet çok yüksek ve o kadar çok eleman arıyorlar ki, yani tecrübesi olsun olmasın, yani basit böyle Java yazılım programlarını biliyorsanız, eğer seviyorsanız da gerçekten sizin için kesinlikle bulunmaz bir nimet. Kesinlikle bilişimi düşünün arkadaşlar. Yani tek Polonya değil, dünyanın her yerinde zaten. Zaten bilişim bitirseniz zaten Amerika'da zaten daha çok iyi işler bulursunuz. Ama Polonya'da dediğim gibi arkadaşlar finans, bilişim
İkisi kesinlikle öneririm. Hangi üniversiteyi bitirdiğiniz önemli değil arkadaşlar. Sizin kendinizi nasıl geliştirdiğiniz önemli. Ama yani çok büyük üniversitelerde okumanıza gerek yok. Daha önceki videomu gördüyseniz daha büyük üniversitelerde okumanıza gerek yok. Yani Varşova, Krakow gibi daha küçük üniversitelerde okuyabilirsiniz. Sonuçta siz mezun olduğunuzda size aynı olanakları sunuyorlar. Aynı kişiyle mülakata giriyorsunuz arkadaşlar. 3. Mühendislik arkadaşlar. Mühendislik alanları. Gerçekten burada mühendislik, belki mühendislik bilişim muhasebeye göre daha maaşları daha yüksek. Muhasebe o kadar fazla değil maaş bakımından, ama bilişim ve mühendislik arası mühendislik eğer başlarsanız minimum 5000 zloty brütle başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ki yerine göre değişir, hangi mühendisliğe göre ve tecrübenize göre değişir, ama burada 5000 12000 zloty brüt demişler. Yani böyle bir imkanınız var. Brüt de ne kadara geliyor? 5000 brüt de arkadaşlar ortalama herhalde 3800 zloty falan nete denk geliyor. Yani paralar gerçekten iyi. Polonya pahalı mı? Pahalı. Onu da göz önünde bulundurun arkadaşlar. Ama mühendislik de kesinlikle öneririm, ama mühendislik okuyacaksanız kesinlikle yerel dili bilmenizi tercih ederim. Genelde mühendislik alanları fabrika veya üretim hatlarıyla alakalı olduğundan dolayı ve işçiler İngilizce bilmediğinden dolayı kesinlikle size lehçe okumanızı öneririm. İngilizce ise gerçekten çok zor. Ki dersiniz ben nasıl buldum, ben lehçem o kadar iyi değil, ben İngilizce günlük hayatımda kullanıyorum. Oldu yani, ben çok uzun zaman bakıyordum, sonunda çıktı şans. Ama bu size olmayacak değil, tabii ki olabilir, ama arkadaşlar işinizi %100 garantiye almak istiyorsanız lehçe öneririm kesinlikle. 4. Hukuk demişler. Şaşırtıcı. En popüler sıralamalarda hukuk evet. Arkadaşlar hukuk neden? Eğer lehçe bilmeniz lazım ki kesinlikle. Polonya'da genelde gezdiğinizde etrafı bu villalar görürsünüz. Mesela burada şaşırırsınız. Bunların köylerinde genelde hep villalar olur. Arkadaşlar genelde biz çok pahalı evlere gittiğinizde hep derler ki bu ya doktorun ya avukatın. Bu tür Polonya'da avukat mükemmel para kazanıyor. Yani tabii canım normal hani yeni mezun küçük davalar alanlardan bahsetmiyorum, ama genelde Polonya'da avukatlık çok rağbette. Ve avukatlık okumanızı gerçekten tavsiye eder miyim? Ederim. Güzel bir kazanç ve prestij düşünüyorsanız gerçekten bu güzel bir kariyer başlangıcı olabilir. En başında belki az para kazanılıyor, ama sonrasında mühendise göre belki de daha da çok para kazanma ihtimaliniz kesinlikle var. Öneririm. Ama genç avukatlar için genelde 3000 zloty civarında yazmışlar arkadaşlar. Ve 5. olarak da size tıp diyebilirim. Mesela Türkiye'de tıp okumak için gerçekten çok büyük başarı elde etmeniz lazım. Üniversitede ilk 1000'e girmeniz lazım. Bilmem ne bilmem ne, değil mi? Ama burada mesela eğer tıp okumak istiyorsanız İngilizce okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ve tabii ki paralı. Tıp okumanızı öneririm. Gerçekten burada dünyada en ucuz tıp okulları genelde Avrupa içerisinde Polonya'da bulunuyor arkadaşlar. Gerçekten diğer okullara göre çok daha ucuz, paralı. Ama başka ülkenin doktor okullarına gittiğinizde onlara göre daha ucuz anlamında diyorum arkadaşlar. Sınav gerekliliği yok zaten, İngilizce belgeniz olması lazım. Ve gene burada bizdeki gibi 6 yıl üniversiteler, üstüne işte bizde hani yapıyorlar işte ne diyorlar onlara, doktorunu bitirdikten sonra bir üst seviye için bizde sınavları var, bilmem ne, tam bilmiyorum işin açısı. Ya aynı sistem aynı yürüyor. Gerçekten Polonya'da da bir üniversite bitirdiğinizde doktor olma ihtimaliniz tabii ki kesinlikle çalışabilirsiniz arkadaşlar dünyanın her yerinde, ama yerel dili bilmeniz gerekecektir. Ne oluyor bana ya? Neyse kusura bakmayın. Gerekecektir, ama kesinlikle doktorluğu okumanızı tercih ederim. Ama şöyle bir şey diyeyim. Eğer siz doktor okudunuz, burada iş bulacağım, şey yapacağım diyorsanız Polonya doktorlara, Avrupa içerisinde Polonya'da doktorlar en az maaşı kazanıyor. Yani geçen bir protesto orada oldu arkadaşlar, bundan bir ay önce. Bir iki ay önce, yalan söylemeyeyim. Doktor televizyonda 15 yıldır çalışıyor. Yani normal doktor da değil. Yani şey olmuş, alanında uzman doktor. 15 yıldır 3800 lot alıyor. 15 yıllık tecrübeye sahip doktor 3800 lot alıyor devlet hastanesinde.
Yani demem o ki eğer burada okursanız Türkiye'ye dönerseniz Türkiye'de yapma ihtimaliniz var. Çünkü Türkiye'de gerçekten doktorlar iyi para kazanıyor arkadaşlar. Polonya'da gerçekten değer verilmiyor ama dediğim gibi bu potansiyel alanları yazdım. Eğer burada okursanız zaten başka ülkede çalışabilirsiniz. İlla Polonya'da az ücret alacağım diyorsanız gider başka ülkede de çalışabilirsiniz. Polonya Avrupa'nın üniversitesinden mezun olmuşsunuz arkadaşlar ve kesinlikle Avrupa'da da diplomanız geçerli olduğundan dolayı direkt çalışma hakkınız doğuyor zaten otomatikmen arkadaşlar. Kesinlikle öneririm bu doktorluğu. Ben Lublin'de Erasmus yaptığım zamanlar hatırlıyorum. Birçok hele Arabistan'dan çok böyle Arap ülkelerinden çok zenginler geliyordu doktor okumaya. Lublin'de çok ucuz olduğundan dolayı yani gene pahalı bize göre bana göre ama gene karşılaştığımda marketi gerçekten ucuz böyle öyle duydum. İlk top 5 bölümü size açıklayayım dedim arkadaşlar. Böyle inşallah güzel bir video olmuştur, bilgilendirici bir video olmuştur. Arkadaşlar beğenmediyseniz beğenin, yorum yapmıyorsanız da lütfen yapın yorum. Sorunuz varsa lütfen sorun arkadaşlar. Burada benim Facebook'ta, YouTube'da Facebook kayıtlı hesabım var arkadaş. Kayıtlı Facebook hesabım var. Bu benim cover fotosunun önünde Instagram, Facebook, Snapchat adresleri de var zaten arkadaşlar. Orada tıkladığınızda direkt sayfayı yönlendirir veya yorum kısmında da görebilirsiniz arkadaşlar sayfamın linklerini. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Burada beni iki videom çıkacak. Beni de takip et butonu çıkacak arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve daha çok başka kişilere de bu videonun ulaşmasını istiyorsanız lütfen paylaşın arkadaşlar. Gerçekten güzel bilgilendirici video olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.